Yahu sen emin misin gerçekten programın isminin önce Can sonra Canan olması konusunda? Yok canım, bunu Allah belirledi. Sen Cansın, ben Canan, ne yapayım yani? Kader koymuş programın ismini, ben yapmadım. Kötü bir gelecek bekliyor mu bizi gerçekten? Senin neler sen yaptı doğduğun zamandan, kendini hatırladığın, farkında olduğun zamandan bu zamana? Düşünce nedir sence? Düşünce ile fikir birbirinden farklı şeyler mi? Zihnimizin evrimleşiyor olma ihtimali var mı? Seni baştan beri etkileyen, sanatçı olarak etkileyen kim var? Çocukluğundan beri düşünsene. Yani beynimiz, bedenimiz kaç yaşında ne iş yapar? Buna başka bir çözüm üretmek mümkün değil mi? Evet sevgili arkadaşlar, önce Can sonra Canan'ın ilk seyircili çekimine hepiniz hoş geldiniz. Oo, bak bu güzel enerjiymiş. Ama bu güzel havalı enerjiymiş. Olmadı mı? İlk klişeleri konuşalım dedin, niye? Geleceği planlama. Bu mümkün değil, onun üzerine azıcık sohbet edelim. Ya da geleceği simüle ederken hani kendi geçmişimize bakıp ne biriktirdiğimizi düşünüp hani öyle gelecek simülasyonu üzerine düşünme. Peki beni büyütmek mümkün mü? Öğrenip o sınırını çoğaltmak, fark edip o sınırını çoğaltmayı istiyor. Peki yeni ne ola ki bu sonsuzluk baş edilebilir bir sonsuzluk değil. Yeni bir sınır yerine ihtiyaç var. Yeni sınırlar var. Neresi? Hangi sınırları öğrenmeyle ilgili, hangi sınırları nasıl koyduk, nereye kadar esnetebiliriz? Şimdi öğrenmenin yeni sınırlarını bulalım. Dünyaya gelip dünyayı ilk algılamaya başladığımız andaki ilk hissettiğimiz duygu korkuymuş gibi görünüyor. O yüzden ağlayarak geliyoruz. Nereden buldun bunu ama doğru yani vallahi. Hani ben duygu derken o bir kokteyl tabağı ya da bardağı gibi oluyor. Hormon olarak nasıl oluyor mesela, nasıl korkuyoruz biz? Ya hormondan önce şimdi yani girdiğin yer gene çok sinir bozucu derecede detaylandırılabilmesi açısından bende heyecan yapması söz konusu olan bir nokta. Ne haber? Çok şükür ya. Sen ne yapıyorsun? İyi. Epişte olduk böyle. Ha. Ayıp bir şey. Ben çok yakıştı ama sana. Vallahi mı? Sen girsen mi bu periyoda? Ne bileyim. Sen de bazen çok ciddi oluyordun. Bazen böyle tam böyle ters geliyordun ama bugün niyeyse demek ki bak senkronizasyon olmuş yani. Yani. Çok yani. Mu bölüm çektik? Ne yaptık bilmiyorum. Şekiller ben... 17. bölümle denkleşebildik ama. Evet. Yani. Zaten saçlarım gittikçe sana benziyor. Tişörtler de benzemeye başladı. Yok abi, dökülme hızı artmış. Onu fark ettim. Güneşte yürüyünce anlıyorum ben. Çok ısınıyor. Birim zamanda fazla ısınıyor. Hadi tercih rehberi konuşalım. Antidepresan bize ne yapıyor da ben bunu okuyorum? Benim işim markalaşma. Markalaşmanın bir... Bunu konuşacağımız günü iple çekiyordum valla. Teşekkür ederim. Şeyde. Markalaşmanın iletişimle alakalı bir teknik olduğunu, ticari sürecin bir parçası değil de iletişimin bir tekniği olduğuna dair bir öngörüm var. Deli gibi dizi izliyoruz hep beraber. O bitiyor, onu izliyoruz. O bitiyor, onu izliyoruz peşi peşine. Birbirimize dizi anlatmak istiyoruz. İzleme hızımız anlatma hızımızdan daha yüksek. Daha çok izliyor, daha az anlatabiliyoruz. Aynen, yani hani şey, diziyle alakalı potansiyel böyle. Ya ne oldu bize gerçekten? Diyet yapamıyor, yeterince kitap okuyamıyor. Doğru sohbetlerin, muhabbetlerin içerisinde olamıyor. Onlar olamıyor, bunlar olamıyor hikayesi. Niye yapamıyoruz biz? Beni daha zeki yapabilir misin? Sen kimlerle masada çalışmayı seviyorsun? Ah öyle bir yarama bastın ki. Bizim bir şeyi öğrenme, daha doğrusu bir deneyimi içselleştirip hafızamızda bizimle beraber taşıyabilmemizin altında duygusal bir sistem yatıyor. Duygularımız bir şeye önem veriyorsa onu alıyor, kaydediyor. Duygulara dokunmuyorsa o olay ya da hadise neyse onu kaydetmiyoruz. Bir şey daha var buna bağlı. Ben bunu çok önemserim. Geçmişi hatırlarız, bilgilerimizi hatırlarız ya. Hatırlama işlemi de şöyle oluyor aslında. Bu duygusal doneleri kaydediyoruz ya ama hadiseleri bütünüyle kaydedemiyoruz. Çünkü ona hard disk yetmez. Yani yaşadığımız her deneyimi bir film, ses kaydı gibi çok boyutlu bir şey olarak kaydedemiyoruz. Ne yapıyoruz? Duygusal kerteriz noktaları koyuyoruz. Hatırlayacağımız zaman o kerteriz noktalarından yola çıkarak hatıraları tekrar yaratıyoruz. Her seferinde de başka şekilde üretiyoruz zihnimizde bu hatıraları. Yani aslında her hatırlama işlemi gerçeğin tekrar bir kurgulanması, bir daha yapılandırılması, tekrar simüle edilmesi falan filan. Şimdi böyle bakınca tamamen duygusal bir sistem öğreniyor ise eğer, duygu farkındalığı ve duygu modülasyonunun, yani duygu yönetmenin ve onu fark etmenin, önce fark etmenin sonra yönetmenin, öğrenmede çok merkezi bir rolü olmalı. Mesela biz bir şeyi öğrenmek istiyoruz. Fakat bu istek, bu duygu nereden geliyor? Bu bir arzu sonuçta. Bu arzu nereden geliyor? Sistem dayatıyorsa bunu
sıkılacaksın orada. Yani bunu öğrenirken başarılı olamayacaksın. Mesela çocukları piyano kursuna gönderen herkes bunu bilir. Çocukların %80'i piyano kursundan sıkılırlar. Piyano dünyanın en güzel enstrümanıdır. Dünyanın en iyi hocalarına götürebilirsiniz. Ama o çocuk o zahmeti sonuçta elde edeceği faydayla birleştiremiyorsa, o arzuyu motivasyon dediğimiz duygu halinde sürdüremiyorsa, o öğrenme süreci gerçekleşmiyor. Ne yaparsan yap. Belki temel düzeyde daha dün annemizin çalmayı öğreniyor. Fakat o çocuğu bir improvizasyon yapabilecek, doğaçlama çalabilecek bir müzisyene dönüştürebilecek süreç başka bir şey istiyor. Aşk istiyor yani. Gerçek öğrenme tutkuyla mümkün olan bir şey. Ve tutkusuz öğrendiğimiz her şeyde yapıştırma bana sorarsan. Soru soracağım, gerçek bir soru. Bundan öncekiler yalancı soru muydu? Aşk olsun. Yok, bazen hani bir şey anlatmaya bahane yapıyoruz ya soruların kendisini. Bu gerçekten bir soru. Öğrenmenin sadece öğrenilen şeyle de alakası yok ama. Tabii ki. Öğrenme yani hani bir zihnini geliştirmeni ya da yani işte kendi kimliğini, kendi benliğini, benliğin oluşturduğu sınırları fark etmeyle alakalı bir yöntem geliştirmenin de bir nesnesi ya. Yani evet. Sen bisiklet kullanmayı öğrendiğinde sadece bisikletle ilgili bir aracı kullanabilme becerisiyle ilgili bir şey değil. Başka yeni bir şeyler öğrenebilmeyle alakalı bir yöntemler bütünü de bir yabancı dil öğrendiğimizde ne bileyim işte bir tarım yapmayı öğrendiğimizde yani hani bir şeyde. Yani çoklu yetenekler kazanıyoruz. Kazanıyor. Hani oradaki kazandığın yetenek hani başka bir şeyle alakalı da yani sınırlarını genişlet derken sınırlarını genişletebilme becerisi onun kasını geliştirme hali de daha önceden bir şeyi öğrenmişliklerin biriktirdiği bir şey ya. Değil mi? Bu konuda değil mi? Sorun da bu. Aynen evet öyle. Yani hiçbir şey zaten tek başına öğrenildiği zaman bir anlamı yok. Öğrendiği bağlam içerisinde ve öğrendikten sonra sana getirdiği açılım nispetinde bir önemi var. Kalemle yazmayı öğrenmek. İlkokul 1'de ne yapıyorduk? Veriyorlar dede vız 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 çiziyorduk onları böyle. Anlamsız bir sürü hareket yaptık. Sonra yazmaya başladık. Şimdi ne oldu? Kalemle yazmayı öğrendim. Okey de kalemle yazmayı öğrenmenin tek başına bir kıymeti yok. Bunu öğrenmiş olmak adam bir şey yapmıyor. Ha başlıyorsan not almaya işte o zaman bu öğrenme edimi artık senin bir sınırını genişleten, sana bir alan sağlayan bir şeye dönüşüyor. Mesela biz bisikleti niye seviyoruz? İki teker üstünde dengede durduğunuz için. Hayır. Evden kaptırıp gidiyorsun abi. Alanın genişliyor yani. Uzağa gidiyorsun. Dolayısıyla bilgi ve deneyim sonuçta bizi olduğumuz halden başka bir hale taşıyacak olduğu zaman ve biz bunu fark ettiğimizde kıymetli. Başlarken dedin ki fark etmek ve öğrenmek. Fark etmeden öğrenemiyorsun zaten. Önce bir farkındalık. Bir dakika bir eksiğim var. Yırtına yırtına hep söylüyoruz. Önce bilmiyorum diyeceğim. Arkasından bilme kapısı açılacak. Sonra bilmeye başlayınca onun tadı seni alıp başka bir yere götürür. Yani netice itibariyle öğrenme işi bizi genişleten bir şey olduğu takdirde benim için anlamlı. Dikkat, bu bahsettiğim bilgi avcılığı bizi daraltıyor. Sırtımıza yük oluyor bu devirdeki. Bir şey icat etmeyle ilgili mesela sınav yok. Hani o ders bir dönem boyunca aldı derse sınav yok, yazılı sınav yok. İşte iş eğitiminde bir şey yapmak zorunda değil, bir şey bitirmeyecek. Öyle bir şey yok. Sadece işte hayatından bir problem seçecek. O problemle çözüm üretmeyle alakalı bir şey geliştirecek. Onun da maketini, çizimini, bir şeyini yapacak. Tüm dönem böyle geçecek. Mesela çocukların buna ne kadar hazırlıksız olduğunu fark ediyordum. Yani çünkü hani, aileler hazırlıksız, toplum hazırlıksız, kültür hazırlıksız. Hiç böyle düşünemiyor. Yani bir problemini tespit edebilmeyi, o problemini tespit edip de işte ona çözüm üretebilmeyi falan. Ama orası da böyle tuhaf bir kırılım yeri. Onu bir kez de kırdığında bu sefer de böyle diye bir şey dökülüyor çocuktan yani. Hani sen neler neler yani mesela terlikle çorabı birleştirip tabanı geliştirilmiş işte özel ev terliklerini planla. Deprem o dönemin önemli problemlerinden bir tanesiydi. Kendi içine kapanan yataklar mı? Hani şeyde en ufak bir sallantıda böyle çat diye kendini içine kapatan yataklar. Çocuk fikridir bunlar. O dönemde şeyde yok, Türkiye'de yok. İşte çöpü çıkartmak sorun olmuş çocuğun. Demek nasıl eziyet çektiyse ebeveynlerinden. İşte çöpü direktmen evden dışarıya bırakıp çöp tenekesine giden işte yollar, haritalar. Bu aslında yurt dışında var ama hani onu düşünmüş şeyde geliştirmiş. Onu hortumlardan, borulardan çöpü atacağız. Oraya inecek falanla ilgili. Maketlerini yaptırtıyorduk çocuklara. Bu çok eğlenceli geçen bir süreçti. Şeydi. Çocuğun yaratıcılığını tetiklemen yeter. Değil mi? Yani yetiyor. İşte bir şey kırana ama mesela şunu hatırlıyorum. Yani birkaç hafta geçiyor. Hani yani onlara bir ekstra yaratıcılık eğitimi vermen gerekmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani yok, hiç. Zaten sistem çalışıyor. Vallahi yani sert bir şey anlatacağım ama verdiğim en net yaratıcılık eğitimi şuydu konuyla ilgili. Bir kez özellikle korkuttum. Baktım ki tehdit arıyor. Yani sınav tehdidi olursa çalışıyor ya da işte bir şeyin tehdidi. Ben de şöyle bir tehdit oluşturdum tedirgin etmek için.
Bu da muhtemelen yasa dışıdır ama üzerinde çok zaman geçti belki hafta olarak. Zaman aşımından yırttın şeydi. Girdim sınıfa, yani hani çocuklar şeyler, yine çok hazırlıksızlar. Ne yapacağını bilemiyor. Sınav yok ya. Hani nasıl düşüneceğini, ne yapacağını bilemiyor. Tedirgin etmek için önce oturdukları sandalyenin üzerine çıkarttırdım onları. Sonra da masaların üzerine çıkarttım. Herkes ayakta. Şimdi o zaten çok tedirgin edici bir an, korkutucu bir an. Hani şeyde, elinizi dedim başınıza şöyle koyar mısınız? Koydu. Oturttuğunuz şeyin içinde beyin varla kullansanıza diye bağırdım. Şimdi ki hiç şiddetli bir öğretmen olmadı. Yani hiç kimseye en ufak dokunma, öyle bir şeyim yok. Duygusal şiddetim de yok ama hani o tehdit duygusu, kendini tedirgin hissetti falan. Orada heyecanlandı, adrenalin yükseldi falan falan. Mesela orada bir sınıfın orada kırıldığını hatırlıyorum. Herkes oturdu, bir şey planladı falan. Yani hani o... İşte bu yani. Modin ve kromatlar. Bak bazı şeyler hayatta senkronizasyon sağlar. Hiç alakasız şeyler. Conan okumuş adamların çoğu metalci olur mesela. Çoğu yani ekseriyeti metalci olur. Ve bu izleyin de bir sebebi var. Conan'ı sevmenin hayatta neye sebep olduğunu mesela bir veçeden öğrenmek ister misin? Bak söyleyeyim sana. Ben bunun psikolojisini çok ciddi düşündüm. Birebir Conan üzerine mi düşün? Conan bak. Gerçekten Conan psikolojik olarak çok etkileyici. Bir çocuk olarak düşünsene, herifin bir tanesi gidiyor. Bütün güzel kadınları bir şekilde tavlayabiliyor, bütün canavarları yeniyor. Dünyanın en işte evrenin en güçlü büyücüsü Tutamon'u 3 kere falan öldürüyor. Tutamon da ölmek bilmiyor biliyorsun. Yani dolayısıyla böyle tuhaf bir tip ve... Bir kule bule hikayesi vardı, onu hatırlıyorum mesela. Bir tanesi tabii, kule bule öldürüyor. Neler yani. Şey işte Tulsa Dumu Kulesi'ne girip şeyi çalmalar falan. Şimdi Conan ne için yaşıyor mesela? Sırf gününü geçirecek para için servet biriktirmeler de yok. En sonunda kral bile oldu, krallığı bıraktı gitti mesela. Gününü geçirecek parayı toplamak için yaşıyor. Ama onun dışında bir yaptığı bir tek şey var. Niye olduğunu bilmediğim şey, adam devamlı mücadele içinde. Atına bir biniyor, bir tarafa doğru gidiyor. İlla bir arıza. Çünkü dünyada arıza çözmek için tasarlanmış bir karakter. Savaşırken, mesela en heyecanlı yer neresi Conan okurken? İşte biri çıkıyor karşısına, bir iblis miblis. Kılıcı çekiyor, Krom adına diyor. Şimdi Krom bunun tanrısı. Kimmeryalıların genel inandığı, Kimmerya dağlarında inanılan bir tanrı. Krom'un özelliği şu, bir yerde anlatıyor, birkaç yerde anlatıyor. Orada işte Mitra var falan filan, erlik merlik, öyle tanrılara tapanlar da var. Krom'un özelliği şu, Krom diyor hiçbir şekilde yardım etmez, duana cevap vermez. Ama diyor sadece savaş sıkıştığı anda ben onun adını anarım, onun gücü bana geçer. Şimdi bu beni çok etkileyen bir şeydi. Çünkü bir de Ron Howard yazıyor onun hikayesini. Ron Howard'ın çizdiği şey de, Styx'e inananlar, işte Mitra'ya inananlar bilmem ne, hep böyle bir kaypak tarafı var. Ya böyle bir işte hırsız, ya bir şey, yani böyle gevşek gevşek tipler. Ortada bir tek Krom'a inanıp da kendi gücüyle ayakta duran adam modeli var ya, bence bu hayatta boynumun kalın olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Conan okumak. Yani Conan insan psikolojisini, Conan gibi şeyler erken dönemde insan psikolojisi, bak sende de o var. Sen de böyle Krom adına gibi davranıyorsun. Yani böyle bir anda bir şeye karar veriyorsun. Onun her şeyini bir şekilde hallediyorsun. Bahanelerden şikayet etme durumun az. Ben onu kararlarının sonucuna katlanmaya cesaret etme diye tarif ediyorum. Aynen işte. Çünkü her aldığımız karar iyi ya da kötü bir şeye neden oluyor. Ve o bir sorumluluk demek ya artık. Yani hani bir sürü insanı etkiliyorsun aslında. Bir cümleyi sarf etmeye karar veriyorsun ve bir sürü insan bundan pozitif ya da negatif etkileniyor. Şeyde bir şeyi almaya almamaya, bir şeyi yapmayı yapmamaya karar verme hikayesi. Onlar şimdi okurken aslında ne konuştuğumuzu ve yakın gelecekte neyi konuşturtmak için şimdi bunları konuştuğumuzu anlamaya neden oluyor. Turgut Özal sence doğal yollarla mı öldü? Bir suikastle mi kurban gitti? Biliyor musun? Bilmiyorum ama şüpheli bir şey tabii. Yani... Ama bilmemiz de mümkün değil değil mi? Tabii ki. Okeydir. Uğur Mumcu'yu tanıyor musun? Elbette. Ne zaman öldü? 91 miydi? 94 mi? O civarda bir şey galiba. Okeydir. Bunu gerçekten doğru bilmenin hiçbir önemi yok. Yani ne hatırladığımızın... Oradaydım da işte Ankara'daydım. Evet, ne hatırladığımızın bir şeyi var. Uğur Mumcu önemli bir siyasal gazeteciydi. Gerçekten yani. Gazeteciydi. Hani şeyin içerisinde. Arabasında, aracında bomba konularak öldü. Evet. Şeyin içerisinde. Adnan Kahveci kim tanıyor musun? Evet. Ekonomi Bakanı'ydı. Türkiye'nin önemli bir ekonomi bakanıydı. Çok dürüstlüğüyle tanınan bir ekonomi bakanıydı. Hatırlarsın hani duygusunu. Nasıl öldüğünü hatırlıyor musun? Bir araba kazasıydı. Trafik kazasıyla öldü. Hangi yılda öldüğünü hatırlıyor musun? O civarlarda gene. Ki 93 diyeceksin galiba sen bunlara şimdi.
Evet, baştan hani ipucunu öyle verdiğim için şey ha. içerisinde. Bir dakika ya, biz şimdi ayıldım bir dakika, evet. Bak, zihin denk gelmeleri sever. Evet, evet. Temmuz, 1 Temmuz olaylarını hatırlıyor musun, Sivas? Ya tabii. Okuldaydım hatta o zaman. Okuldaydın, otel yakıldı, içeride 37 kişi öldü falan filan hikayesi. Tarihini hatırlıyor musun? Şimdi artık biliyor olacaksın. Tövbeler olsun. Şeyde. 33 askerin otobüsten indirildiği zamanı hatırlıyor musun? İndirilip kurşuna dizildiği yolun kenarında. Çok iyi ifade oldu. Hepimiz çok duygusal olarak etkilendik. Tarihini hatırlıyor musun? 93. Eşek Bitlis'i hatırlıyor musun? Uçağı buz tuttu. Şeyin içerisinde. Helikopter düşmüştü. Düştü bir şeydi. O da mı aynı sene? Vefat etti 1993 senesinde. Şimdi tekrar soruyu soruyorum. Turgut Özal doğal yollarla mı öldü? Bir suikaste mi kurban gitti? Bilmiyorum. Şimdi ama ne kadar insan tuhafsıyor değil mi? Tabii. Aynı dönemin bir cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı, ekonomi bakanı, önemli bir gazetecisi, iki tane toplumsal infial yapabilecek şeyi 1993 yılının içerisinde. Bu arada Turgut Özal da 1993 yılında öldü. Şimdi, şimdi bu biz bu olay Endonezya'da olsaydı darbe olmuş ya orada derdik. Daha mı? Aynen. Şimdi Türkiye'de olduğu için, içinde olduğumuz için bunu ayırt edemiyoruz ya da bunu hani ya, ayrıştıramıyoruz. Isıtılan kurbağa modu değil mi? Evet, 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 evet. Yani hani bunu ayrıştıramıyoruz ya da burada ne olduğunu anlamıyoruz. Ben şu anda samimi olarak yani üniversitenin son iki senesini okuduğum o 93 yılında vallahi zihnen geri gidip böyle bir yıl mıymış diye şu anda şokum yani. Hakikaten hepsi 93'te olmuş demek ki. Çünkü 93 yılında biz kültürel olarak başka bir kültür grubunun içerisine alınıyorduk. Şimdi bunları da hep geçmiş kasteden yani oradaki daha doğrusu o akış mekaniğiyle hissedebiliyor insan. Hızlı hani bakınca. Şeyin içerisinde. Biz modernize alıyorduk ve artık bireysel sorunlarımız vardı. Birey olarak insan yalnızlığı, kent içerisindeki insanın modernleşmesi sorunlarını konuşuyorduk. Toplumsal anlamda bunu görmekten yavaş yavaş uzaklaştığımız, hani adım adım hani o süreci geçirdiğimiz bir dönemdi. O yüzden biz buna böyle konsantre olmadık ya da olamadık ya da anlayamadık ya da anlaşılacak bir şey de yok belki de. Bu arada bu hala bir komple teorisi olabilir. Konuştuğumuz hiçbir şey ispatlı değil, sadece başka bir örüntü grubu seçip kullandık. Hani aynen. Şeyin içerisinde mevzuya. O yüzden geleceği bilme. Yani şimdi bak işte bak ya bir taraftan da şu var şimdi böyle bir slogan var ya kafamızda yani yarını görebilmek için tarihi bilmek lazım. Abicim tarihi nasıl okuyorsun ya? Tarih dediğin nedir? Mesela bizim ders kitaplarındaki tarih Avusturya Macaristan veliahtını geldi Sırp'ın biri vurdu dünya birbirine geldi. Böyle tarih mi olur ya? Ya o adam onu vurana kadar arkadaş kim bilir neler oldu. Hani daha evvel konuştuk ya seni sen yapan nedir? Tarihi inşa eden şey de nedir? Aslında soru aslında böyle bir okuma gerekiyor tarih için yani. Yansız, yorumsuz, anekdotal evet, evet, birinin evet. kafasında birleştirilmemiş ham filmi görmek lazım. Evet. Okullarda, ilkokuldan itibaren abi derslerin %80'ini at biyografi okut çocuklara. Hayat hikayelerini anlat. Oturttur böyle yarı biyografik filmler seyrettir. Ama böyle sıkıcı sıkıcı filmler değil. Aynı zamanda heyecan dozu yüksek, kurgusal tarafı kuvvetli, yalan dolan içeren falan seyrettir. Çocuğun kafası bir karışsın. Aa ne hayatlar varmış falan desin. Hayatlardan ve deneyimlerden öğreniyoruz. Yani şu anda yaptığımızdan daha iyi formül yok. 10 adımda Aşklı Bir Hayat diye bir kitap yazılmaz. Yazılırsa da almayın. Öyle bir kitap yoktur yani. Var ben piyasada görüyorum işte. Bilmem kaç adımda işte hayat doyumu falan. Hayatta öyle doyulmuyor. Kişisel gelişim. Evet aynen öyle. O biraz... Kişisel gelişim rafı popüler bilim kitapları rafından daha büyük. Hiç sorma. Bir de şimdi yeni moda içinde bir şey yazmayan kitap modası var. Biliyor musun onu? Yok. Yani kitabı açıyorsun, sayfada bir cümle yazıyor. Açıyorsun, başka bir sayfada başka bir cümle yazıyor. Kitabın tamamı böyle şeylerden oluşuyor. Eskiden bu şaka olsun diye hani bundan yapması espriydi yani. Hani 1000 kitapta bir tane karşılaşıyordun. Şimdi öyle değil, bunların rafı var. Senin okuyup da böyle çok etkilendiğin, hayatında yapı taşı oluşturan kitaplar neler? Azıcık kitap tavsiyesi verelim. Zor soru. Ama yani bir banko birincim var. Ernst Schumacher isimli bir düşünürün Aklı Karışıklar İçin Kılavuz diye bir kitabı var. Aklı Karışıklar İçin Kılavuz. İngilizcesi A Guide for the Perplexed. Şöyle bir hikayesi var kitabın da. Samsun'da bir kitap evine, Endülüs kitabı vardır Samsun'da meşhur, bilenler bilir. Oraya girdiğimde, hala var değil mi? Oraya girdiğimde oradaki arkadaş dedi ki hocam sen bunu okudun mu diye elime bir kitap verdi. Aklı Karışıklar İçin Kılavuz. Attım çantaya, duruyor küçük de bir kitap. Tabi Bursa'ya gittim ondan sonra haftalar sonra. Kitap hep çantamda geziyor ama hiç bakmadım. Bursa'da bir filme bilet aldım. Film de galiba Vanilla Sky'dı yanlış hatırlamıyorsam. Bilet aldım. Şeyde otururken bekleme yerinde kitabı açtım. Film kaçtı. O kitap orada bitti. Yani filmi falan unuttum ben. Çıktım.
bir daha okudum o akşam. Yani o gün iki kere okudum ben o kitabı. Hala o kopya bende duruyor. Canını çıkarmış vaziyetteyim. Hani niye benim için bu kadar önemli? Daha önce tavsiye ettiklerimden pek titreşim alamayanlar da oldu ama benim o zamana kadar uğraştığım bütün bu düşünce meseleleri, işte evrimdir, canlılıktır, hayatın mertebeleridir, anlamıdır, şusudur, pusudur. Çok etkili düşünceler vardı benim için. O yüzden benim bir numaralı kitabım her zaman odur. Sonra kaç tane kitap istiyor? Beş kitap. Sayı da verdi. O zaman Alev Alatlı dörtlemesini dört kitabı yapıyor. Öyle yapmayalım. Isaac Asimov, Ben Robot. Evet. Yani evet. I Robot hakikaten yani herhalde yoktur başka onun üstüne bir şey. Onu da Kumla'da yazlıkta 9 yaşındayken okumuştum. Orada bir şaftım kaymıştı. Asimov'un bir röportajı var o dönemden, bilgi dolusu. Nerede var? YouTube'da bir yerlerden rastladım. Asimov'la röportaj yapmışlar. Kendi kitapları üzerine Ben Robot'tan da bahsediyor. Asimov çok mübarek adamdır yani. Ben şeyi hep çok merak ederim de aslında biraz o tarafıyla da sormak istiyorum. Yazara bu kitabı neden yazdın diye sormayı. Yani hani kitabı anlıyoruz, okuyoruz ya da seviyoruz ya da bilmem ne, ama bir de yazarın yazma nedeni var yani. Yani bir şeyle alakalı. Ben en son işte Murat Menteş'le o konuda muhabbet etme imkanı buldum. Bolca ediyoruz zaten. Yani onun da kafası hakikaten başka çalışıyor. Yani yazarla konuşmak çok iyi bir şey. Yani özellikle kurgu yazarlarıyla, böyle roman falan yazanlarla. Zaten bir şey var, daha önce duymuştum ama Murat tabii onu bir tekrar etmişti. Roman yazmak kafaya yaramazlık yapma izni vermekle alakalıdır diye bir şey var yani. Kafaya yaramazlık yaptırabilecekmişin. Ben herhalde çok yaptıramıyorum zannedersem. Sonra bir diğer kitap, Rupert Sheldrake, meslektaşım bir biyologtur. Yeni Bir Yaşam Bilimi diye bir kitabı vardır. Okuyanların hakikaten hayatı kayar ya da bir köşeye atar o kitabı, aman bu nedir falan diye. Tamamen uçuk kaçık bazı açıklamalardan bahsediyor. Bu biçimler nasıl oluşuyor tabiatta falan gibi. Detayına girmeyeyim ama ilginçtir. Bütün hayat boyu huzur verecek bir kitap tavsiyem var. O da gene okuyanların yarısı ancak anlayacak. Bu arada benim ifadem değil. Bir davranış bilimci Robert Sapolsky derslerinden önce iki kitap öneriyor. Biri kendi kitabı, öbürü de James Gleick imzalı Kaos kitabı. Kaos teorisini o kitaptan okuyanlar hayatları boyunca böyle değişik bir ponçik, huzurlu bir halde yaşayabiliyorlar. Ben de biraz o var. Yani o hayatımda... Evet, sen sıklıkla gönderme de yapıyorsun. Tabii, çok önemli bir şey. Ama tabii anlaşılması da biraz zor bir mevzu. Yani demir leblebi tarzı bir konudur. Bir de Alev Alatlı'yı zikretmeden geçmeyeyim, demin söyledim ama Schrödinger'in Kedisi diye bir romanı çıkmıştı 1999. Tarihi yeri çok net hatırlıyorum. İlk defa işte kuantum fiziği, kaos teorisi falan gibi konseptlerin bir Türkiye distopyası içerisinde anlatıldığı. Zaten ondan sonra Alev Alatlı'nın bir dönem bayağı müridi olmuştuk yani, peşinde geziyorduk işte, gittik evinde buluşmalar yaptık, konuştuk falan. Hakikaten çığır açmış romanlardan biridir. Kabus ve Rüya adlı iki ciltten oluşur. Okumamış olanlara onu da tavsiye ederek, bak 5-6 oldu hatta, 2 cilt var onda. Şeyin içerisinde güzelmiş. Bende de mesela Albert Camus'dur. Ben de onu ya merak ediyorum, hiç okumadım ya. Neden başlıyor abi adam ya? Yani hakikaten ya, bilmiyorum yani. Ben eksistansiyelizmle, varoluşçulukta çok erken tanıştım. 17 yaşında falandım, 16-17 yaşındaydım. 50 sene. Çok bir ergenin olacağı şekilde aşıktım. Bunu videoya çıkmasa iyi olur bu arada. Hani aslında abla. Benim de var canım öyle bir aşık olduğum abla. Herkesin vardır. Ve hani ablanın ilgilendiği konu varoluşçuluktu. O dönemin içerisinde çok moda bir konuydu. İşte ben de aynı merakla beraber okuyup kafadan varoluşçuluğu şırıngayla aldım. Göze gireceğim hani hikayede. Mesela Sartre tarafı bulantılar vesaire değildir ama Albert Camus'un Yabancısı Vebası bende mesela çok kritik bir hikayedir gerçekten, bir şeyi anlama konusunda, kendimle alakalı bir şeyi anlama konusunda. Tekrar tekrar döndüm, okudum yani hani şeyde hala mesela şu anda şey Vebayı okuyorum yani, fırsat olduğunda ikinci, üçüncü döndürme. Başımıza iş çıkaracaksın şimdi, onu da katacağız işte. Şeyde çok tuhaf bir beceri yani gelir bana, ya da derinliği öyle gelir. Marquez benim çok kritik. Ya ben daha kurgucuyum hani konuyla alakalı hani okumada. Yüzyıllık Yalnızlığı ayrı. En son kitaplarından bir tanesi benim Hüzünlü Orospularım hikayesi. Kitabın adına sansüre uğrar mı bilmiyorum. Bip.
Ben bir arkadaşıma tavsiye ettim. Küçükte bir kızı var. Aa öyle miymiş merak ettim diyeyim. Kitapçıya gidip kitabın adını unutup benim küçük orospum var mı diye. İşte. Of bu çok iyiymiş. Kızı da böyle yapmış. Anne biraz ayıp olmadı mı? Şeyle ilgili güzel bir hatırası var şeyde. İncecik bir kitaptır. Muhteşem bir kitaptır ama gerçekten. Hani yazar olma ne demek? Hani iyi yazar olma, derin bir yazar olma ne demek hikayesi. 90'lı yaşlarında bir adamın kendisine 90'lı yaşlarında bir doğum günü hediyesi almayla alakalı planının, döngüsünün anlatıldığı çok şeyi öğrendiğim bir şeydir. Suskin'in kokusu. Evet onu Patrick biliyorum. Suskin'in kokusu. Mesela. Onu önce filmini ne kadar tuhaf. Mesela kitapları, senin kitaplarını hiçbirini okumamışım. Zaten şeyde, bak. Sen de bendekileri okumadın büyük bir ihtimalle. İşte bu kenar etkisi. O sonra bir bölümün konusu olacak zaten. Yani bak o yüzden doyurucu oluyor muhabbet. Aynı şeyleri okuyup aynı lafları tekrarlayan adamların muhabbeti sıkıcı olur. Bu arada Orhan Pamuk'u es geçmem. Benim hayatımda evet. Önemli bir yeri vardır. Aynı duyguyu işte hem Yaşar Kemal'in Yerdemir Gökbakır'ında yaşamışımdır. Hem Orhan Pamuk'un hem Masumiyet Müzesi'nde bu arada hayatımdaki en iyi projedir o. Yani böyle imrenip de bazen bay adamın yaptığı projeye şey yaparsın ya. Adam tepe yapmış ya. Bunun daha üstüne ne yapılacakla alakalı muhteşem bir iş o müzesiyle beraber, fikriyle beraber. Öteki de Kafamda Bir Tuhaflık kitabı. İçinde aslında hani ben kurgu hayranıyımdır yani. Hani kurguların spesifikasyonu hep ilgimi çeker. Kurguda hiç spesifik bir şey olmadan bir romancı olarak o işi tadı tuzu, hani kötü şeyleri esnetmeden, büyütmeden, tatlı bir şekilde anlatmada muhteşem bir... Kafamda bir tuhaflık yarım kaldı benim. Üçte birinde kaldı, araya bir şey girdi, onu bitireceğim. Başladım ben de ona. İyi gidiyordu yani. Son dönemde de gerçekten hani böyle bir şeye açlık duyarsın da birisi bazen kitapla beraber sana bir anahtar verir ya. Hani o açlığı gidereceğin odanın kapısının anahtarını verir. Celil Öner'in genç yazarlar için hikaye anlatıcılığı kılavuzu diye incecik bir kitabı var. Adam gerçekten bir kullanma kılavuzu yazmış hikaye anlatmayla alakalı. Evet, bunu demiştim ben de gidip o kitabı almıştım hala okuyacağım. Ama gençler içinmiş ben o yüzden. Çok şey gerçekten bu kadar hap, bu kadar yani iyi bir entelektüel yani bilgiyi yemiş içmiş dönüştürmüş tekrar hani bu konuda bizim yiyebileceğimiz hale getirmiş gibi görünüyor vatandaş. Vallahi çok güzel olur yalnız kitap tavsiyeleri. Ben mesela bayılırım kitap tavsiyesi dinlemeye. Hep genellikle zaten ya tavsiye ama ben genellikle kitaplardan tavsiye alırım. Yani kitap bana başka bir kitabı tavsiye ederse o daha güzel oluyor. Ama tavsiye üzerine kitap okumak zevkli. Ya ben galiba Game of Thrones'u artık izleyeceğim dedim. Böyle yaptı bana. Sana o kadar imreniyorum ki. Sana o kadar imreniyorum ki her şeye baştan başlayacaksın falan gibi. Ne yaşadıysa orada bilmiyorum Game of Thrones'ta. Ben de vaktim olsa hakikaten çok seyredeceğim. Ama çok şükür ki vaktim yok. Çünkü ben bir başladım obsesif bir şekilde kapılanlardanım. 24 vardı bu Kiefer Sutherland'ın bir ara 24 dizisi. Hmm. 24 saatte gerçek zamanlı olaylar. Onun 3 sezonunu da tam 24 saatte seyretmiş adamım ben yani. Yemek, uyku, her şey dizi sırasında oluyor. Uyku yok tabii. Ve o kaptırıp gitmelerin psikolojisinden biliyorum bu ki... Bu arada iyi fikir daha o dizi. Çok iyi fikir. Çünkü yani. Sonraki sezonları baydı mesela. Ben bir sezonu yarım bıraktım artık. Fazla... Yani böyle göze parmak gibi İslami terörizm bunlar falan artık böyle cılkı çıkmış biraz. Senaryo zekiliğini kaybediyor bir süre sonra. Ama işte kaybetmeyen diziler olunca özellikle çoklu sezonlarda ciddi zararlı. Ben yani sonunda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Bu tip diziler en etkin uyuşturucular. Çünkü bilgi alma, edebiyat bir edebi eser takip etme, efendim hareket etmeyip arada cips yiyebilme falan filan gibi her türlü haz sistemini tatmin ederek bizim işte heyecan, işte korku, neyse romantizm, vırtsırt ihtiyaçlarımızı, gülme ihtiyaçlarımızı karşılayıp oturduğumuz yerde bilişsel dünyamızda havai fişekler patlatan bir şey olduğu için çok ciddi bir modern uyuşturucu aslında. Ben de onu zaman zaman kullanmış birisi olarak bunu söylüyorum. Hikayede ne oluyor olabilirdi? Yani mesela aynı oranda ve aynı yüksek performansla film tüketemiyoruz. Mesela filmle ilgili oluşturduğumuz şeylere bakıyoruz. Diziler artık daha zeki, hikayeleri daha derin. Ya bu sadece zaman uzunluğuyla mı alakalı ya da kısalıkla mı alakalı ya da işte ne bileyim bir davranış mı geliştirdik yeni? Yani 20 sene önce de böyle olsa aynı şekilde tüketir miydik diziyi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir diziye başlıyorsun. Sezonlarca sürecek olan bir maceraya giriyorsun aslında. Ben en son işte izlediğim dizilerden bir tanesinde konsept ilk bölümlerde o kadar basitti ki dedim herhalde bu mini dizi. Bir baktım 7 sezon var.
6. sezona kadar bu meşguliyetin içerisine gelmek zorunda kaldım. Çünkü o basit konsept ne kadar uzayabilir beklentisi seni öyle bir motive ediyor ki dur lan bir sonraki bir de biliyorsun her bölüm sonunu yüksek bırakmak gibi bir durum var. Mecburen gece 2 olmuş bir sonraki bölümün başına da bakayım derken 3 bölüm sonrasına kadar gidiyorsun. Hani o beklenti hali bizim zaten sistem beklentiyle çalışıyor, ödülle değil. Bizim mesela insan hakkında en yanlış bildiğimiz şeylerden biri bu. Mesela ödül ve hazla çalıştığımızda, hayır haz beklentisiyle yaşıyoruz biz. Beklenti arttıkça motivasyon artıyor. Ve bu beklenti yani haz belirsiz bir zamanda olacağı zaman o ödül, içsel ödül duygusu daha da fazla artıyor. Şimdi sezonlar boyunca bir maceraya giriyorsun. Herhalde hiç seyretmedim ama işte Game of Thrones'un fenomen olması. Birçok faktörü var tabii. O dizideki karakterlerin çeşitliliği, şusu, busu onlar ayrı mevzular. Ama temel olarak filmden farkı filmin süresi belli. Kapatılacak hikayenin kabaca boyutu belli. İçinde ne kadar sürpriz falan olsa da sonlu bir deneyim. Ama dizi seni alıp çok uzun süreler ki çoğumuz için aslında bunu söyleyebilirim. Çok da memnun olmadığın hayatından bambaşka paralel evrenlere başarıyla taşıyabilme becerisi gösteren bir yapı. Ya o kadar mı memnun değiliz hayatımızdan ya? Değiliz yani, ve farkında değiliz. Ben memnunum gibi geliyor bana. Ben değil. De dizi izliyorum bu arada. Yani hani... Ya hayatından süper memnun olan adam niye dizi izlesin? Yani dizide biz, filmde biz, edebiyatta biz ne arıyoruz aslında? Bana sorarsan. Uzmanıymış gibi konuşmayayım ama ben beyin uzmanıyım. Dizi uzmanı değilim. Ama bir bak. Ama ya konuya hikaye diye bakıyor olsak, yani o hikayeleri tüketmede ne arıyoruz desek aslında senin de uzmanlık alanına girdi artık. Yani. Tabii. Yani bu beyinsel açıdan baktığında yaşamadığım yaşamları deneyimlemek istiyorum. Aslında mesele bu. Ve kısmen bazı oradaki yaşatılan deneyimlerden halime şükrederken bazen de o hallere öykünüyorum, özeniyorum. İşte oradaki bir şeyi kendime çok yakın buluyorum ya da çok arzulanabilir buluyorum, onun peşinden gidiyorum. Yani bunların tamamı hayatta elde edemediğin zihinsel bir eğlence, doyum vesaire işte tatmin halini bir başka yerde, bir başka kaynaktan elde ederek tamamlamaya çalışmak aslında. Yani bu artık buna döndü değil mi? Yani bilgi öğrenme, kültürel anlamda bir şeyi fark etme. Mesela ben dizileri çoklu izlenen özellikle filmlerde de dizilerde de kulüp kültürü yani ortak bir kültürü tabii. Öğrenme etkisi de oluştuğunu düşünüyorum. Game of Thrones izlemeyeni almadıkları yer var ya. Giremiyorsun içeri. Yani. Ya da mesela hani biz bir şey konuşacak olsak Matrix'i izlemiş olma bir şeyi anlatmayı tabii. Çok kolaylaştırıyor. Artık aslında bir ortak dil edindiriyor bize. Yani aslında ortak dili formatlıyor ve senin düşünceni de çok ciddi şekillendiriyor. Son izlediğimiz dediğim işte Homeland dizisiydi. Şimdi Homeland gibi bir diziyi ya da 24 gibi bir diziyi yahut Homeland iyi dizi bu arada. Çok iyi, çok iyi. Fakat şöyle bir şey var bu dizilerin. O kadar çok gerçek hayatla örtüşen, gerçek hayattan referans alan enformasyon var ki dizinin içerisinde. Doğru yanlış hangisi olduğunu ayırt edemiyorsun. Bir süre sonra o enformasyon senin dünya, uluslararası ilişkiler, terör, terörün finansmanı, işte ülkelerin buna katkıları falan konusunda gerçekten fikir oluşturmana sebep oluyor. Bu bir senaryo var karşında. O senaryonun sana dikte ettiği gerçeklik senin düşünceni şekillendirmeye başlıyor. Şimdi bu aynı zamanda çok da büyük bir güç. Yani bu dizilerin önemli bir kısmı. Sadece politik dizileri kastetmiyorum. Yani her türlü sosyal hayatı ilgilendiren, hikaye anlatan her dizi için bu geçerli. Aynı zamanda bir zihin formatı. Zihin formatlama aracı. Şimdi oradaki karakterlerin çekiciliği, oradaki senaryonun işte heyecan düzeyinin nasıl ayarlandığı, seninle yani izleyen insanla ne kadar eşleniklik kurup kurmadığı, bunun hepsinin belirleyici parametreler ama neticede sen bir fikir elde ediyorsun. Yani çoğu insan şu anda gerçekten böyle hastanelerde, özellikle Amerikan hastanelerinde hiçbir vakaya teşhis koyamayan, vakalara teşhis koyan bir doktorun var olduğuna emin. Yani herkesin gözü bir Dr. House arar muhtemelen gittiğinde. The man's in a coma. He didn't mind. I asked. Halbuki mesela o normal bir hekimin yapması gereken şeyin abartılmış halidir. Fakat o kadar ikna edici ve uzun süre maruz kalırsın ki ona. Bir süre sonra bu bir kültürde varmış gibi. Yani, tabii. Yani, onu doğal karşılarsın. Yani bir yerde bastonuyla aksayan işte bu efendim piyelomiyelit falan filan diyen bir adam görsen sana artık tuhaf gelmez. Çünkü düşünceni şekillendiriyor. Yapay zeka ile ilgili konuşulduğu zaman bir de sizin genellikle programınızın formatı ve ilgilendiğiniz alanlar ya da sizi dinlemeyi seçen insanların ilgi alanlarına baktığımda beklenti şu yönde. Evet biliyoruz
artık içimize kadar girdi. İşte bir yerimize çip olarak takılacak. Yapay zekayla yaşayacağız falan ama Türkiye'de mesela bunun şu anlamda, etik anlamda çalışmaları yapılıyor mu? Mesela işte Facebook'un davası, işte Elon Musk'ın ona tepkisi vesaire, hani bu tür şeyler burada yapılıyor mu, çalışılıyor mu? Ben bir tek Zeynep Tüfekçi'yi biliyorum bu konuda çalışan. İnsanlar hani... çalışıyor tabii ama size bir şey söyleyeyim, inanmazsınız, Wikipedia kapalı Türkiye'de. Ha, onu... yani kanuni işi halledemediğimiz için bizde kanun çok sonradan geliyor. Bizim bilmediğimiz, kendi aranızda konuştuğunuz öyle ya, topluluklarınız masada, var mıdır? Masada en başından, ne zaman başlamak lazım? Masada en başından beri Sinan Hoca ile birlikte sohbet ederken aslında gizli gündemimiz bunun etiğini konuşmak zaten. Yani insan olarak sırtını dayayarak da bunun sohbetini öyle merak etmek. Ama doğası gereği ben de, doğası gereği Sinan Hoca da bunu doğaldan merak ettiğimiz için sohbet öyle gelişti. Yani teknolojiden, ikimiz de teknolojiyle çok iç içeyiz ya da buradaki insanların hemen hepsi de teknolojiyle çok iç içe ama işte bunu sorgulamaya fırsat, gerçekten bir kamu görevlisi, devlet sorgulama teşkilatı, devlet etik bilmem nesi diye bir şey oluşmayacağı ya da olmadığı belli. Bunu sorgulama ister istemez kamudaki birilerine, işte burası da bize düştü diye böyle bir köşeden konuşuyoruz. Aslında tam olarak da bunun etiğini konuşuyoruz. Yani şimdi şu geleceğe, bugünkü az önceki sohbetin konusu, çocukları geleceğe nasıl hazırlayalım ya da yahu biz hangi mesleği seçeceğiz? Yani 5 yıl sonrasında o mesleği yapabilecek miyiz sorusunun cevabıyla ilgili konuşan kimse yok. Herkes köpük kültürde. Yani dijital bağımlılık yaparla alakalı. Herkes bir başlık söylemiş. Altında herkes aynı 3 şeyi söylüyor. Dijital bağımlılık yapar. Günde kaç saat WhatsApp'a giriyor ya da işte Facebook kullanıyorsun. Dışında bir şey söylememiş. Ya bu etik mi değil mi? Kullanmalı mıyız? Kullanmamalıyız? Z kuşağıyla kullanınca, Z kuşağının tarafından baktığında, yani bir göçmen olmayan birinin tarafıyla baktığında, bir yerliyle baktığında dijital dünyanın orijinal dünyası. Şey bir şey değil ki, hani bu bağımlılık gibi bir şey değil ya, adamın kendi bacağına sen bacağın bağımlı mısın denir mi yani? Hani adamın o bacağı işte, zihninin bir bölümü. Elbette ama bu senin bedenine ya da zihnine zarar veriyor mu? İşte bu bir soru. Hem ahlaki tarafa hem teknik tarafa olan bir soru. Bunun üzerine konuşmak gördüğünüz gibi beni de hep heyecanlandırıyor yani. Heyecanlanmayacak gibi değil ama bir şey söyleyeyim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya dışı gezegenlerde tapu kadastro mevzu konuşuluyor bak. Adam Mars'a gidecek. Arazi kimin olacak? Nasıl arsa vereceğim ben burada? Bunları konuşuyorlar. Biz de evet. Biz de cennet arsayı konuşuyoruz. Çok güzelmiş. Şimdi bir konuyla ilgili hayaliniz yoksa maruz kalırsınız. Maruz kalıp da suça ya da mağduriyete uğrarsanız kanun çıkarırsınız. Halbuki proaktif iseniz, hayal kuruyorsanız, plan yapıyorsanız bir taraftan da birileri onun etiğini kütüğünü tartışmaya başlar zaten. Bizim ülkede sorun, biz maruz kalmayı bekliyoruz. Biz niye bu geyikleri yapıyoruz? Birileri coşsun evde kurcalasın diye. Ben evde yapay zeka yapan adamlar biliyorum yani. Tuhaf tuhaf işler yapıyorlar. Var var yani, şu anda Türkiye'de bu potansiyel inanılmaz. Dünyanın en büyük potansiyeli var. Ama her şeyi devletten bekliyoruz ya. İşte evdekiler yapsın istiyoruz biz. Çünkü devlet bu işe çok geriden gelecek. Herhangi biri olarak bunun sorumluluğunu almalı mıyız? Evde oturanlardan kastınız bensem mesela. Şimdi ben neden bu topraklarda yapay zeka ile uğraşsın insanlar istiyorum? Bu toprağın insanına ekstra güvenim var. Bu faşizm değil. Çünkü değerleri kuvvetli bir toplum burası. Daha duygusal bir toplum. Daha candan bir toplum. Mesela Türkiye'de anket oranları çok düşük çıkıyor belki. İşte bir Türkiye'de yaşayan bir tanımadığınız bir insana güvenir misiniz de %18 bizim güveniriz diyenler. Danimarka'da %72. Ama ben güveniyorum. Tuhaf olabilirim. Ama buranın insanın irfanına güveniyorum. Bunlar yaparsa, bizimkiler yaparsa farklı bir açıdan bakacaklar. Yani çünkü Allah'a şükür biraz cahiliz dünyanın gittiği yer konusunda. Alev Alatlı diyordu, bizi okumamak kurtaracak diye. Şimdi manipülasyona da az maruz kalıyorsun çünkü. Mesela inşallah yaparız da bak, o zaman etiği de bence her şeyi peşinden gelir diye düşünüyorum. İnşallah güzel ama. Bunun içerisinde bir şey ekleyeyim. Aynı şeyi hissediyorum. Az önce yapay zeka ile ilgili söylerken de Çin bunu başka dilde anlıyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu başka dilde sorguluyor ya da yapıyor. Gerçekten hani sembolik bir tarifte de bu ikisini de dengeli şekilde yorumlayacak coğrafyanın burası olduğunu düşünmüşümdür. Ya da bunun üzerine birazcık çizgi film hayal de kurmuşumdur. Yani bunu var, gerçekten var. Hani ikisini birden doğru anlayıp dengeli bir şekilde üretebilecek bakış açısı organize etmek. Mottomu, sloganımı, slogan demeyelim, sloganlar altı boş şeylerdi ama mottomu tekrarlayayım. Bu coğrafya, azıcık aşağıdan şöyle güneye, Suriye'ye şöyle aşağı doğru uzat. Biraz da şöyle Balkanlara doğru hafif kürele. İşte biraz da Asya'ya. Bu coğrafya bütün dinler, bütün peygamberler, bütün felsefi görüşler hepsinin çıktığı yerdir. Dünyanın geri kalanı buradan istifade eder efendim. Yıllardır, bin yıllardır böyle olmuştur.
Bugün yapamıyorsak bu bizim ayıbımızdır. Yani biraz böyle silkinirsek burası kenardır çünkü en neticede. Evet. Barış Manço'ya kimse bu ülkede kalkıp da ters bir şey söylemez değil mi? Yani öyle bir şey hayal edemeyiz. Niye? Kime ne dokunabilir ki? Fakat Barış Manço'ya bir şey söylememekle Barış Manço'yu beğenmek, kabullenmek ve Barış Manço'ya hayran olmak arasında kademesel farklar var. Ben hayatımda şöyle bir gözlem yaptım. Çok fazla Barış Manço hayranı başta kendim olmak üzere tanıyorum. Gerçekten Barış Manço hayranı olup da kötü olan insan görmedim. Bak bu ilginç bir şey. Kötü niyetli insan Barış Manço hayranı olamıyor. Benim etrafımda gördüğüm şey bu. Barış Manço'ya... Ekmeği sen yedi bu videoda söyleyeyim sana. Ama yani sence de öyle değil mi? Bu iyi cümle. Öyle değil mi? Bak bir düşün. Mesela yani kötü bir adam Barış Manço'ya yani hayran olabilir mi? Zannetmiyorum. Yani. Öyle bir şey zor. O yani işte o samimiyet ve iyilik var ya. İnsanı çeken şey demek ki o. Ve şey kötüyü de çekiyor. Ama kötü bir yerde duruyor. Ona tam katılamıyor yani. İşte bilgeler yani işte kadim bilginin temsilcisi olan insanlar. İşte son... dönemin ozanı falan deniyor ya ona işte. Belki de bu tabir oradan yakışmış. O gittiğinden beri mesela hala Barış Manço'nun etkisi devam ediyor. Benim çocuklarım, arkadaşım Eşek şarkısını söylüyorlar. En büyük çocuğum ölümünden daha sonra doğmasına rağmen biliyorlar. Ama hala mesela böyle bir insan çıkarma konusunda gittikçe umudumuzun azaldığını hissediyorum. Yani çünkü o kendine güveni kaybediyoruz. O kültüre yaslanıp da dünyaya bir şey söyleyebilme cesareti yazarlarımızda, düşünürlerimizde ara ara var. Ama sanatta biraz sanki bu iş konusunda hep anlatırım ben. 50 bin sene önce insanın bıraktığı ilk iş sanat eseriymiş, alet edevat değilmiş. Adam önce mağara duvarına resim yapmış yani. Hikaye oradan başlıyor. Dolayısıyla biz insan olmanın ayağını bu dünyaya koyacaksak böyle adamlarla koyacağız. Ha bunlar yoksa bu iş olmayacak. O yüzden istediğin kadar projeler yap, işte teknoloji şirketleri kur, bilmem neler yap, bir yere kadar yani. İşte dünyayı evet. belirleyen sanat oluyor abi her zaman. Evet. Hani değişik. Burada da topu sana burada... paslarım. Bir sanatçı olarak aramızda. Ben sanatı evrimin ana unsurlarından bir tanesi olduğunu fark ettim bunlar birkaç yıl önce. Biz sanat hep, yani biz eğitimini alırken de, üzerine çalışırken de ya da bizim işin de %3'ünde, %5'inde sanat var hep hayatımızın içerisinde. Hep marjinal bir şey, dışarıdaki bir şey zannediyorsun. Hani bir şeydi. Halbuki sanat alternatif bir gerçeklik kurma çabası ve alternatif gerçeklik kurmadığın sürece o işte DNA kendini kopyalarken o alternatif gerçekliğe uygun şekilde kendini değiştirecek bir değişim gerçekleştirmesinin bağının bir parçası. Yani sen normal rutin yaşadığı dünyanın gerçekliğini tümüyle kabul eder ve bu gerçekliğe uyum sağlama becerisi, ben buna işletmeci zihni diyorum, en yüksek seviyede uyum sağlama becerisiyle davransa sadece küçülüyorsun. Aynen. Yani sadece küçülüyorsun. Oraya bir sanatçının bu gerçekliğin dışında bir şeyi, niye abi böyle de uçarak da olabilir ya da işte niye dört gözümüz olmuyor gibi şimdi çok saçma gelen ama yani hani balıktan sürüngen olarak çıkarken uçmayı konuşmanın saçma geldiği gibi ama şimdi hepimizin uçtuğu uçaklarla ya da kuşların uçtuğu evrimin gerçekleştiği hal için sanatçı zihnine ihtiyaç var. Aynen. Yani o gerçekliğin dışında bir şeyi hayal etmiş olmayı. Zaten bunu... tabiattaki yaratım zaten işte sanat bu yüzden yani evet, ne zaman evet. ne olacağını bilemiyorsun işte bunu bu işte çalışan insanlar da söylüyor. Yani o sanatçı işte mesela bu anlattığın evrim diyerek birazcık dolayı... senin alanına girdim ama evrim hepimizin alanıdır öyle yok asla orayı sahiplenem ama hani sanatçı biraz protesto olur değil mi? Sanatçı biraz marjinal olur. Biraz değil bayağı olur. Evet, ama şimdi bak Barış Manço'yu demin konuştuk. Hepsi var mıydı bu adamda? Vardı. Vardı. Kimle kavga etti? Biz insanlığız ve kardeşiz. Ama bu zaten evrimsel olarak da böyle ya. Yani biz Mars'a gitmeyi nasıl hayal edebiliyoruz? İşte 6-7 milyar insan birlikte çalışarak ürettiği artı değerle hayal edebiliyoruz. Şimdi bunu Amerikalıların ya da bilmem neyin yaptığının o isimlerin, şekillerin çok bir önemi yok. Bunda hepimiz heyecanlanıyoruz burada. Tabii. Yani hani bunun bir olasılık olmasıyla alakalı. Şimdi bu gittikçe böyle bütünleşen bir şey yani birlikte olmaya çabamız var. Aslında amaçta çok birleşmiyoruz ama büyük bir felaket olsa var ya o şeyde falan filmlerde herkes aynı dünyanın. Herkes insan olduğunu fark edecek tabii. Ama hani bu da işte daha çok bilerek gelişen bir şey ya bunu sorguluyorsun, öğreniyorsun, gelişiyor falan. Ama daha doğu kültürü tarafına kaydığında şu empati sempati hikayesi işte. Yani daha doğu kültürüne doğru kaydığında dış şekline, işte temel duygusuna bir sempati, ona sempati diye tarif ettiğimiz. Hani çok sempatik vuruyor. Bizde de öyledir ya, biriyle tanışır tanışmaz biz onu çok severiz. Benim neden? Gibi. Yani anlaşıyoruz. Yani sempatik tabii. buluruz onu, işte onu bir gerekçe üretiriz o sempati için. Ay öğretmensin yeni mi başladın ya da işte bilmem ne mi yapıyorsun falan. Ama mesela hiç onun gibi düşünmeyiz.
Yani aynı kanalda aynı pozisyonda düşünmeyiz. İlk galiba ilk bölümlerden birinde sen de mesela itme çekme hikayesi vardı. Evet. Pozitif soru, negatif soru falan. İşte bunu test ederek. Evet, tanışmaya çalışma hikayesi. Halbuki yani hani azıcık daha Batı kültürüne doğru gittiğinde sempatik bulmuyor seni. Ama empati çabası var. Aynen. Sen nasıl düşünüyorsunu anlamak istiyor. Seninle beraber aynı yerde olmayı. Çünkü biliyor ki o zenginleştirici bir hikaye. Yani öyle yaptığında. Ya vallahi şimdi hakikaten öyle bir şey söyledin ki arşivi taramam gerekiyor. Hakikaten öyleler ha. Yani şimdi yurt dışına çıkınca şeyi bulamıyorsun. Bu arada bu tarafı Bülent'indir aradan. Arada haksızlık etmeyin. Patenti Bülent'e aittir. Bülent süpermiş. Yani adam mesela seni çok eğlenceli bulmuyor belli. Özellikle ilgisini çekmiyorsun ama seni böyle dinliyor. Yes. Oh, interesting falan. Anlamaya gayret ediyor. Yani orada bir çaba var. Ama biz böyle ters bir şey oldu mu mesela biz direkt sileriz gibi bir durum var. Yani önce o canlılığı bilmem nesi değişikliği bize bir sempatik geliyor dediğin gibi ama empati zorunluluğu girdim yani ters bir şey gördük mü ya da anlaşılmamış. Onu anlamak şey. Zorunda olmak bilişsel kalınca. Çaba eğitimi diyebilirim ben buna. Yani bu münazara kültürü, paylaşım kültürü, ortak iş yapma kültürü. Mesela Batı eğitiminin bir artısı varsa özellikle bu Finlandiya ekibi falan hep konuşuluyor ya. Grup halinde insanları çalıştırmayı çok erken yaşlarda o çalışmayla tanıştırıyorlar gençleri. Tek başına yapabileceğiniz sınırı var ama beraber dünyaları yıkarsın mesajı çok erken yaşlarda veriliyor. Bunun da mütemmim cüzü nedir? Olmazsa olmazı. Anlayacaksın abi. Bunun için bir çaba empati göstereceksin. Olacak. Tabii yanındaki insanın duygudaşlığını... Kültürün buna müsait olacak. Tabii ki becereceksin. İşte biz galiba bunu pek veremiyoruz. Başarı hep bireysel gibi. Sınıfta hep bir tane bir sınıf birincisi. Hep bir şey, hep bir şey. Galiba buradan kaybediyoruz ama bu gözlem mesela çok özel bir gözlem bence. Güzel bir gözlem. Buna illa sosyal psikologlar bir şey diyordur buna ama... Evet, bir tanıma tabii, muhtemelen vardı. Bir de şunu da alttan söylemek istiyorum. Şimdi bunu konuşuyorken sanki teorik ve yukarıdan bir şey konuşuyormuşuz gibi oluyor bazen. Evet. Halbuki bunun çok nesnel ve pratik bir karşılığı var. Yani kendimize sorduğumuz başarı, ben niye yeterince başarılı değilimden başlayıp, şu anda niye ben antidepresan içmek zorunda kalıyorum'a kadar giden o kocaman yelpazenin cevabı bu diyaloğun içinde saklanıyor. Taslama. Yani empati kurup da kendini daha yeni şeyler fark edip zenginleştiremediğin sürece aynı kısır döngünün alışkanlıkları, egzersizlikleri, pişmanlıkları, mızıldamaların arasında döndüğümüz bir hayat oluyor. Yani herhangi biri gerçekten tavsiye ediyorum. Yani bir dolmuşa, bir otobüse binip ne konuşuyorlar, nasıl konuşuyorlara dikkat ettiğinde %10 bu arada çok şaşırtıcı veriyle karşılaşıyorum. Yani çok tuhaf, enteresan insanlarla karşılaşıyorum ama %80, %90 bir şeyden pişman. Devamlı bir şeyden şikayet ediyor. Yani tabii. Öyle dönüyor. İşte orası bir sürtünme alanı. Artık orası bizim para kağıdında törpüleniyorsun sen. Toza dönüşüyorsun. Yavaş yavaş. Dönüşmemenin kuralı empati kuracağım. Yani onda savaşma... O verilen demin konuştuğumuz sosyal medya tepkilerin %80-90'ı şikayet. Evet. Yani şikayet hoşnutsuz insanın en önemli aracı. Seni sorumluluktan tamamen kurtarır. Hep çünkü dışsal bir şeydir o. Sen ondan şikayet edersin. O olmasaydı sen daha iyi olacaktın ama olduğu için böyle değilsindir. Bu kendi hayatının kontrolünü elinde hissetmeyen insan için altın kıymetinde bir şeydir. Şey olsa keşke herkes bir günlüğüne monitörize edilse çaktırmadan, mobeselerle falan. Bütün gün kullandığı cümleler analiz edilse yüzde şu kadar şikayet, yüzde bu kadar takdir, yüzde şu kadar nötr diye göreceğiz ki %80 falan günde şikayet ediyoruz aslında her şeyden. Ve gayri ihtiyari bunu yapıyoruz. Şimdi bu kadar şikayet içerisinde nasıl bir şey yapacaksın abi, olmaz. Ama bir de o dil kalıpları var ya insanın zihnini şekillendiren, oradan da bak. Yani devamlı şu kötü ben o yüzden, şu kötü ben o yüzden dedim sen oluyorsun zaten. Senden bir şey olmuyor artık bir süre sonra. Evet, evet. Ama ben bunu değiştiririm. Senin bana dediğin çok kıymetli bir şey vardı. Aha burada kameralar önündeyse değiştir dedim bu kafayı. Hatırlıyor musun? Zaman yok falan hikayesi konuşuyorduk. Bu dedi bu kafa sana yakışmıyor demiştin. Değiştir demiştin. Ben ciddi ciddi çalışıyorum üzerinde. Hakikaten o kafanın bana yakışmadığını fark ettim. Yani çünkü... Zaman kısıtlığından şikayet etmeye başladığında bunu istismar ediyorsun demektir. Tamam, meşgul olabilirim, eyvallah. Herkes meşgul. Hepimiz hayatta kalmaya çalışıyoruz. O kafayı değiştirmek ise o kadar, o işte balkonda konuştuğumuz kadar kolay değil. Üzerinde çalışma istiyor yani. Ben kesinlikle burada ısrar edeyim, çalışıyorum valla. Onlarca konuyu senden öğrenmişimdir gerçekten. Bunu interaktif olduğunu görmek... Karşılıklı efendim, karşılıklı. Her şey çok karşılıklı. Çok eğlenceli yani. Aa falan yaptım. Çok benim kafamı değiştiren adam Mustafa'cığım. Herkes herkesin kafasını değiştiriyor arkadaşlar. Ben niye geldim bu dünyaya? Soru ve beceriler dediğim gibi. Bunu kapatırken aslında bir liste vermemiz gerekirse tekrar şöyle bir... Laf çok çünkü gerçekten listeyi şöyle verelim. Sınava girecek çocuk şeyin içerisinde.
Oradan başlatarak verelim. Tamam. Bir rahat olun. Tamam, ilk bu. En gıcık edici laftır. Stres altındaki adama rahat ol demek. İki, hangi bölümü seçtiğinin aslında zannettiğin kadar büyük önemi yok. Yok. Aynen öyle. Budur. Şeyde. Üniversite okumak güzeldir. Fakat üniversitede ders almak ya da not almak değil. Üniversite kültürüne dikkat edin. Orada hayatı öğreneceksiniz. Bu çok önemli bir kıstas. Güzel bir yere gidin yani gitmişken. Hani kasıyorsanız puana, böyle kampüsü bilmem nesi, üniversite kültürü hocası, şusu busu, iyi bir yere gidin ki o kültür, interaksiyon, hayata dair bir şeyler öğrenebilelim. Dediğim gibi meslek çok önemli değil. Üniversite en çok şeye yarar. Eleştirel düşünce, zannettiğimiz gibi akademisyenlerin hepsinde yok. Eleştirel düşünceyi tanırsanız kimin eleştirel düşünceye sahip olduğunu da anlarsınız. İnsanlarla kontak kurun. Nereye gidiyor olursanız olun, ne yapıyor olursanız olun, o insanlarla kontak kurup eleştirel düşüncenin o can sıkıcı kısımlarını deneyimleyin. Yani hayatınıza uygulayacak şekilde. Dile, hadi karşılıklı hale getirmiş olayım şeyi. Dile çok önem verin. Gerçekten belirleyici. Bu arada yabancı dile değil, kendi dilinize çok önem verin. Çünkü yaşanan büyük problemlerden bir tanesi, kayıplardan, kar zarar dengesinde zarar ettiren şeylerden bir tanesi, yanlış anlamalar hikayesiymiş gibi görünüyor. Yani çok fazla süreci yanlış anlayan, hatta anlayamayan olmamızdan kaynaklı problem yaşıyoruz. O yüzden dili başta çözmek, yani Türkçeyi kullanıyoruz. Türkçeyi doğru anlamak, doğru anlatmak hikayesi çok kritik gibi görünüyor. Bunu çünkü üniversiteden sonra çözmeye kalkınca çözülemiyormuş gibi geliyor. Çok önemli buluyorum. Wittgenstein'in sözünü hatırlatalım. Dilinizin sınırları dünyanızın sınırlarıdır. Aynı zamanda zihninizin sınırlarıdır. Dolayısıyla ne kadar geniş o kadar iyi. Sana pas edeyim. Yabancı dil dedin. Yabancı dili sırf yabancı dilde bir şey söylemek ya da anlamak için öğrenmek şu anda geçersiz bir gelişme. Çünkü çok yakında simultane tercüme yazılımları anlık çevirecekler. Senin ağzını açmana bile gerek kalmayacak. Yabancı dil, hatta birden fazla dil öğrenmek düşünme becerilerini geliştirmek açısından önemlidir. Bizim için bir yatırımdır. Zihni genişleten bir şeydir. Dolayısıyla her sene inşallah bir dil öğrensinler, yeni bir dil. 8 sene sonra 8 dilleri olsun. Gülmeyin, oluyor. Adamlar yapıyor. Biz yapılamayacağını düşündüğümüz için bunu yapmıyoruz. Yine bir başka önemsediğim şey, demin söyledim. Temel bilgilerin, temel bilimlerin okur yazarı ve polimat düşünüş tarzına sahip, daha doğrusu polimat düşünüş tarzına öykünen insanlar olmaya çalışalım. Ne demek polimat? Var olan her bilgi alanının temelleri hakkında bilgi sahibi, birkaç konuda derinleşmiş insan. Çünkü o aynı zamanda işte disiplinler demek, farklı disiplinlerle düşünebiliyor olmak. Yani o disiplinin teknik bilgisini bilmekten bahsetmiyoruz aslında. Onun gibi düşünmek, kritik noktalarını da bilmek, o bilim gibi, o yapı gibi düşünmek çok zenginleştiriyor insanı. Ne yaparsak yapıp bir şey yapılabiliyor. İkinci bir şey daha ekleyeyim, bir şey de öğrenme sürecinin bundan sonra hep devam edeceğini bilmek. Bu kaç yaşına gelirsen gelsin belli bir periyotta öğrenmenin devam edeceğini bilmek. Bunun da en kritik noktası nasıl öğrendiğinizi öğrenmek önemli hale gelecek. Öğrenmeyi öğrenmek birinci beceri. Evet, yani ben nasıl öğreniyorum? Çünkü bu kişisel olarak değişiyor. Ben görerek öğrenebilirim, sen duyarak öğrenebilirsin. Bazısı deneyime, tecrübeye dayalı öğrenebilir. Nasıl öğrendiğinizi öğrenin, çünkü bitmez bir öğrenme süreci hayatımıza girecekmiş gibi görünüyor. Bana sorsan mesela öğrenmeyi öğrenmekle eleştirel düşünme hangi mesleği seçtiğinden daha önemliymiş gibi geliyor bana. Hadi bir de Türkçeyi doğru kullanma diye. Bu üçünü bir araya getirme, yani hani doktor mu olayım, mühendis mi, o kadar önemli değil. Bunu bilmek belirleyiciymiş gibi geliyor bana. Önümüzdeki 10 yılda, 15 yılda hangi meslek popüler olacak diye sık soruluyor. Bilmiyorum ama gördüğüm bir şey var, onu paylaşmak istiyorum. Eğer hani zor ölecek en azından bir meslek isteniyorsa, ki bu meslek daha ortaya çıkmadı, ölmesi de zaman alır diye düşünüyorum. Kaliteli, derinlikli fen bilgisine sahip sosyal bilimci. Bak, bu yakın zamanda işte en büyük ihtiyacımız. Yani. Ama özellikle sosyal bilimci. Şimdi bizde bir başka arıza daha var. Hani benim manyaklık düzeyinde diyebileceğim bir arıza. Fen bilimleriyle uğraşan adam sosyal bilimleri bilim saymıyor. Ya da sosyal bilim organı fen bilimi benim işim değil diyor. Tekrar ediyorum, fen bilimlerini araçsallaştıracak, araç olarak kullanacak kadar iyi bilen sosyal bilimci, ama esas olarak işi sosyal konular, sosyal bilim alanına giren konular. Yani sosyolog, psikolog, yani aynen öyle. Tarif etmek lazım. Aynen tarihçi. Öyle. Tarihçi özellikle. Yani bu alanlar bizim insan olarak global sorunlarımızın çözümüne en çok katkı yapabilecek alanlar. Çünkü bilim tekil sorunlarla, hipotezlerle, teorilerle uğraşırken onlar global bir bakışla meseleleri yorumlayacak insanlar olacak. Polimatlar
burada ortaya çıkacak, burada işlev görecekler. Hani yarın bir gün havalı bir mesleğim olsun, sağda solda konuşulurken insanlar beni görünce şöyle bir yarılsın, aralarından geçeyim falan diye isteyen varsa, fen konularında, bilim konularında bilgili, sosyal bilimler alanında kapsayıcı bir görüş geliştirecek bir yol izlesinler. İnşallah bunlardan 4-5 tane yetiştiririz en azından da yarın bir gün Nobel'de onlar toplar. Kritik bulduğum konulardan bir tanesi de şu bilgi seçmeyle de alakalı. Baştan itibaren faydalı zararlı bilgi. Hem faydalı zararlı bilgiyi seçme hem de seçili bilgiyi doğru tarif edebilmeyle alakalı bir zemin de bulmak zorunda. Ve bunu ne kadar erken başlatırsa, yani daha birinci sınıfa girdiği andan itibaren, hatta lisedeyken bunu yapabiliyorsa. Çünkü eskisi gibi şey sürecinde değiliz. Yani bunu da belki biz biliyoruz ama tekrar söylemek gerekiyor. Bilgi yoksunluğu döneminde değiliz. Bilgi rabarbası içerisinden doğru bilgiyi bulma, o bilgiyi düzenli olarak kullanabilme dönemindeyiz. Yokluk döneminden çokluk dönemine geçtik. Geçtik çoktan. Ve evet, güzel bir tarif. Rabarbadan kaynaklı hafızamız küçülüyor. İyi bilgiyi bulma, seçme, onu tekrarla cebimizde tutma. Çünkü o iyi bilgiyi hafızamızda tutmaya ihtiyacımız var. Ama yüksek rabarbadan kaynaklı onu devamlı kaybediyoruz. Çünkü yalan haberler, rabarba, o günlük getirinin, o milyonlarca kaynaktan bize gelen içeriğin rabarbası bize unutturuyor oradaki şeyi. Dördüncü kez rabarba diyorum. Rabarbanın ne olduğunu bilmeyenler olabilir belki. Lütfen. Yani tiyatroda falan arka planda böyle konuşulan ama anlaşılmayan gürültü var ya, işte ona rabarba diyorlarmış. Evet, kalabalık. Ben de yeni öğrendim, satayım dedim yani. Şöyle bir havalı gözüküyor. Fena bir kelime değil ama değil mi? Evet, evet. Ağız bulduruyor yani. Hakikaten rabarba. Rabarba. Var mı aklına gelen başka bir şey? Valla öncelikle yani bak, hayat kısa, yemin ediyorum daha geçen hafta üniversite tercihi yapıyordum. Şu anda profesörüm, neredeyse emekliyim geldi. Hayat çok hızlı geçiyor. Yani ona göre bana mı tercih edeyim bunu diye değil, yaşayın arkadaşlar, yaşayın. Şimdi şu anda şimdi bir şey yapın yani. Bir şey yapın çünkü yarına nefes olmayabilir. Bak, çok kritik bir şey daha söyleyeceğim. Buna çok inanıyorum gerçekten. Şu başarı başarısızlık hikayesi, başarı kelimesini galiba bir de hayattan çıkartmak gerekiyor. Herhalde. Çünkü bu öldü, bunun modası öldü. Tabii. Konu başarı başarısızlıkla alakalı değil. Çünkü herkes şimdi bilimin ana yapısını kullandığında herkes görüyor ki deneyeceğim, yanılarak öğrenirsin. Öyle mükemmel deneyeceğim ve her şey iyi olacak diye bir metodoloji yok. Kimsenin hayatında yok, hiç kimseyle ilgili yok. O yüzden belki buna ekonomik durumda, statüsel durumdaki durumlarımız için bile başarı başarısızlık tanımını, ya ben çok başarılıyım ya da başarılı olmak istiyorum falan gibi kelimeleri belki biraz dilsel olarak kendimizden uzaklaştırmaya da ihtiyacımız var. Senin bu yaşamayı bu açıyor. Güzel şeyini böyle bir kısa özetlemem gerekse, yaşam başarılı olmakla ilgili değil, yaşam olmakla ilgili. Yani başarıyı at, ol. Neysen o ol. Yani ve güzel tarif. Demesi kolay ama yapması zor. Size güveniyoruz arkadaşlar. Süper olacak. Kolay gelsin bu arada herkese. Vallahi.